gençleşme hikayelerini izleyeceğiniz 10 yaş gençte bugün Seda Saraç var. Karşınızda gördüğünüz hanımefendi kaç yaşında sizce? Yani en fazla 50. 49 yaşını gösteriyor. 51-52 civarı. Yüzümde bazı yerlerin değişmesini istiyorum. Eski haline veda etmek ve baştan aşağı değişmek isteyenler. Sizin programınız 10 Yaş Genç TV8'de. 10 Yaş Gençleştirme Protokolü hazırladım. Manuel terapi yapacağız. Sertroy'da bağlı kaçaklar var. Daha küçülmeli kıyafetlerimiz. Başarılı doktorlar ve konusunda uzman isimler. Beklerken hazır edilebiliyor. Bunu da one shot'la yapacağız. Liner işlemlerimiz olacak. Ne olursa olsun güzel bir kadın olarak hisset. Maharetli elleri ve sihirli dokunuşlarıyla kıl tekniği yaptık. Şu şakak bölgelerini biraz kapatacağım. Sizi yepyeni bir görünüme kavuşturacak. Hayal ettiğinizden bile genç olacak, ünlü yıldızlar kadar göz kamaştıracaksınız. Ekranların en çok gençleştiren ve güzelleştiren programı 10 Yaş Genç yeni sezon bölümüyle Pazar TV8'de. Ve heyecan dolu final günündeyiz. Seda Hanım'a son dokunuşları saç tasarımcısı Adnan Serter ve makyaj sanatçısı Melek Gültekin yapacak. Yeniden Bağdat Caddesi'ndeyiz. Ben son dokunuş için çok heyecanlıyım Adnan Bey. Çok değişik şeyler yapacağımızı hissediyorum. Ay, eminim. Bakalım neler yapacağız, birlikte görelim. Buyurun böyle. Saç tasarımcımız Adnan Serter önce Seda Hanım'ın yüz tipine uygun saç şeklini belirliyor. Seda, hoş geldiniz. Öncelikle tekrar şu saçı bir açıyorum, bir görelim bakalım. Neler var? Kısacık bir şey ya saç. Şunlar toplamaktan dolayı mı? Olabilir. Kısa saç kullanmayı seviyorsunuz herhalde, değil mi? Şöyle bir bakalım. Çekimize. Mesela sizin için. Şu elle boyu birbirine çok önemli. Evet, dediğim gibi küçük bir kalemiz. Allah'tan küçük. Biraz daha kemiği olsaydı işimiz zor. O yüzden bu tip yüzlerde biraz şöyle anlatalım. Nasıl çekilerciyi yukarı ve bu koyu renkler şöyle bir şey söyleyeceğim. Renk koyu olunca yüzdeki bütün çizgiler, morluklar, basık alanlar daha basık, dudaklar daha ince ve gözler daha içeride. O yüzden ben diyorum ki bu saçı biraz açık. Bir açık olayım. Doğru. Ve bütün çizgileri nasıl yok olduğunu bilmiyorum. Serter, finalistimizin saç rengini koyu buluyor ve biraz renk tonunu açmaya karar veriyor. Kare bir yüzü olduğu için alın bölgelerini kapatacak bir kısa kesim yaptım. Ama bu kısa kesimi degrade ve içten gizli hayalet katlarla yaptığım için saçına güzel bir hacim vermiş oldum. Yaptığımız açık renk ise yüzünü daha fresh göstererek kendisini daha genç gösterdi. Seda Hanım'ı görünce tanıyamayacaksınız. Makyaj sanatçımız Melek Gültekin son dokunuşlarıyla Seda Hanım'ı finale hazırlayacak. Kıl tekniğiyle yepyeni kaşlara kavuşan Seda Hanım final için makyaj koltuğunda. Kaşlara dokunduk, nasıl? Süper, çok güzel oldu. Değil mi? Evet. Sizin göz ve kaş mesafeniz birbirine çok yakındı. Kaşlar bir de aşağıya doğru uzayınca esasında oraya o kaş laminasyonu yapmak çok güzel bir işlem olabilir sizin için. Şimdi biz kıl tekniği yaptık. Bununla da o mesafeyi açtık. Hemen göz makyajımıza başlamadan evvel jelimizi sürüyoruz, bazımızı. Hem nemlendiriyor hem de tutuculuğunu sağlıyor. Bu arada kaş işleminizi yaparken size verdiğim kaş serumunu da kullanmaya devam ediyorsunuz, değil mi? Evet. O bitene kadar kullanacağız. Çünkü hem gülleşmesini, hem kalınlaşmasını sağlayacak, hem de besleyecek.
Evet, aşağı bakıyoruz. Maskaramızın bu kısmıyla nemlendirip uzatıyoruz, besliyoruz. Bir kalkan görevi görüyor. Ama aynı zamanda da maskaranın kıvırma efektini de destekliyor. Ben buradan baktığımda çok başka, çok güzel bir Seda Hanım görüyorum. Elinize sağlık Melek Hanım. Çok güzel oldu. 10 yaş gencin heyecanla beklenen final bölümüne geldik. Seda Hanım'ın gençleşme süreci tamamlandı. Eminim siz de çok merak ediyorsunuz ama burada heyecanla bekleyen çocukları var. Musa ve Belinay bizimle birlikte. Nasılsınız çocuklar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Nasıl bekliyorsun anneni Musa'cığım? Sence gençleştirmiş, güzelleştirmiş miyizdir biz onu? Bence güzelleşmiştir ya. Zaten güzel. Her anne güzeldir. Ama biz birazcık daha dokunduk, daha genç hissetmesini, kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaya çalıştık. Sen ne düşünüyorsun Belinay'cığım? Bence güzel olmuştur. Güzel olmuştur. Merak ediyor musun? Bir an önce çağıralım değil mi? Gelsin de bakalım nasıl olmuş. Evet. Hadi gelsin. Seda Hanım geliyor. Gerçekten çok değişmiş. Yani şuradan gelirken şaşırdım böyle biraz. Çok güzel olmuş. Musa'cığım nasıl buldun anneni? Annem çok değişmiş. Bir de çok güzel olmuş yani. Artık koluna takar gezmelere götürürsün anneyi değil mi? Götürürüm. Vallahi bir kız arkadaş gibi oldu sana. Belinay'cığım heyecanlandın mı anneni görünce? Evet. Yüzünde güller açtı, özlemişsin de. Güzel olmuş mu? Evet, çok güzel olmuş. Bence kız çocukları çok beğenir şöyle pembe ışıltılar atılmış araya. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Teşekkür ederim. Sen memnun musun? Beğendin memnunum. Mi? Memnunum. Çok memnunum. Çok, çok güzel oldu ederim. Değil mi? Evet, çok güzel. Vücudun zaten fit zayıf birisiydi evet. Ama çok güzel bir sıkılaşma olmuş. 7 santim. 7 santim. İncelediğin evet. Bilgisini aldım. Dişler ışıl ışıl. Evet. Süper. Çok teşekkürler. Doğallığında hiç bozulmadan küçük dokunuşlarla, güzel medikal estetik tedavileriyle evet. Bayağı seni gençlik yıllarına götürmüş uzmanlarımız. Herkesin ellerine sağlık. Ruhuna da dokunduk. Artık hayata daha pozitif bakıyorsun sevgili Ayşegül Ekinci. Evet. İlk başta sizi değişime de hazırladı.